Ben İsmail Keleş, Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst emin olarak çalışmaktayım. Atıcılık branşının havalı tabanca disiplininde milli sporcuyum. 2011 yılında ilk defa milli sporcu oldum ve 2012 yılından itibaren de olimpiyatlara katılmayı hak kazandım. Atıcılık modern olimpiyatlardaki ilk 9 branştan biridir. Günümüze kadar da her zaman olimpiyatlara devam etmiştir. Bugün size atıcılık branşı altında yer alan havalı tabanca disiplininin tekniklerini ve puanlama sistemini anlatacağım. Buyurun başlayalım. Şimdi size ekipmanlarımı tanıtayım hem de hazırlayayım. Silahımız havalı silah olduğu için öncelikli olarak tüpümüzü doldurmamız lazım. Tüpümüzü bu aparatla dolduruyoruz. Skupa tüp sayesinde silahımızın tüpüne 200 bar basınç olacak şekilde hava basıyoruz. Öncelikle tüpümüzü silahımıza takıyoruz. Bunu tam takmamız önemli. Sıkı takmazsak tüp silaha tam takılmadığından hava kaçırabilir ve müsabakanın ortasında tüpümüz bitebilir bu yüzden. Biz de o zaman müsabakayı tamamlayamayız ve sonuncu oluruz. Silah adı üstünde havalı silah, havalı tabanca. Gazla çalışıyor. 200 bar basınçla. Tek tek dolduruluyor. Şarjör yok. Kapak takımını geriye doğru iyice çektiğimizde hava silahın odacığına doluyor. Buraya diabolü, yani bizim saçma dediğimiz diabolü buraya koyuyoruz ve kapağı kapattığımızda silah atışa hazır hale geliyor. Bu şekildeyken kesinlikle silah patlamaz. Kabze, anatomik bir kabze, özel bir kabze. Bu kabzeyi her sporcu kendine özel yapar veya yaptırır. Ben bunu kendime özel yaptım. Elimin bütün haritası buradadır. Yani benden başkası bu silahı taktığında rahatsızlık hisseder. İstediği gibi kullanamaz. Az önce silaha doldurmamız gereken bahsettiğim diabol. Saçma. 4,5 mm çapında. Diabol bizim için çok önemli. Çünkü hedefe giden ve bizim puanlarımızı gösteren şey bu. Sıradaki ekipmanımız kullandığım gözlük. Camı yok. Gözüm bozuk değil, cam kullanmıyorum. Bu tamamen nirengi noktasıyla alakalı. Yani ben sağ solu yukarı aşağı ayarlayabileyim diye bunu kullanıyorum. Sol taraftaki küçük perde ise sol gözümüzü kapatmadan ama görüşü de kapatacak şekilde bize yardımcı oluyor. Bu sayede kasılmıyoruz. Hatta buna eklenti olarak bir de bu şekilde iris var. Şu şekilde göstereyim irisi de. O da ışığın ve poligonun durumuna göre burasını açıp kapatarak gözünüze gelen ışık miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Normalde atış ayakkabısı, özel bir ayakkabı kullanıyoruz. Ama ben o atış ayakkabısını kullanmıyorum. Ayağıma pek ortopedik olmadığı için. Onun yerine gördüğünüz gibi crossfit ayakkabısı kullanıyorum. Bunun tabanı düz ve sert olduğu için bu da bana katkı sağlıyor. Hedeflerimiz elektronik olduğu için müsabakada biz monitör kullanıyoruz. Yani kağıt bir hedef yok. Hedefi çağır, götür, getir öyle bir şey yok. Hedefe 10 metre uzaklığa atışı yapıyoruz ve önümüzdeki ekrandan atışımızı, sonucunu görüyoruz. Müsabaka süresince ekranımız açık olmak durumunda. Kural bu. Hakemler eğer ekranın açık olduğunu görmezse, kapalı olduğunu görürse diskalifiye oluyoruz. Elektronik hedefimiz bu. İçinde yaklaşık 300'e yakın sensör var. Bu sayede merminin nereden geçtiğini çok hassas bir şekilde milimetrikten, hatta milimetrenin de onda birinde hassasiyetle okuyabiliyor. Bunun içinde bir de müsabakada şahit hedefimiz var. Şahit hedef de bize bir hata, bir kusur hissettiğimizde işin doğruluğunu o gösteriyor. Şimdi size atıcılığın tekniklerini anlatmaya başlıyorum. İlk olarak pozisyonumuzu bulmalıyız. Doğru bir pozisyona, doğru noktaya geçmeliyiz. Bunun için de nasıl bir yere giderken en kısa yolu seçiyorsak zihnimizde, burada da en kısa ve tam karşısında bulunmak için de hedefe doğru yürüyeceğiz. Nasıl yürüyeceğiz? Hedefi karşımıza aldığımızı tam düşünüyoruz, karşıdan bakıyoruz. Hedefe doğru yaklaşıyoruz ve yan dönüyoruz. Sonrasında ayaklarımızın paralelliğini ayarlıyoruz. Adım attığımız mesafe önemli çünkü o bizim ayaklarımızın olması gereken açıklığını gösteriyor. Ne çok açık ne de çok dar. Onu bizim yürüyüşümüz belirliyor. Hedefe gözümüzle değil burnumuzla bakıyoruz. Yani istersen ben hedefe böyle de bakabilirim, böyle de görebiliyorum ama bu doğru bir yöntem değil. Önemli olan burnumuzun hedefi göstermesi. Belimi de hafif öne ve sağa doğru koyup orada kilitliyorum. Bu sayede salınımım minimuma iniyor. Silahı sağ elle kaldırdığımda da sol elin fonksiyonu cepte veya bel kemeri takıyorsak kemerde durması. Bunun amacı da kol havadayken sol elin sallanıp bizi vibrasyona sokmaması. Pozisyonumuzu bulduktan sonra ben gözlüklü atış yapıyorum. Gözünüzü kapatmadan, yani kasılmadan atmak için de ben gözlük kullanıyorum şu şekilde. Burası açılıp kapanabiliyor. Ha, illa gözlük kullanacak mıyız? Bu da şart değil. Şimdi sıra kabze kavramada. Kabze
bizim için en önemli şeylerden biri. Çünkü silaha olan tek dayanağımız kabze, tek bağlantı noktamız kabze. Kabzeyi kavrarken de önemli olan kabzeyi tam arkadan kavramak ve geriden öne doğru kavramak. Bu benim kullandığım bir teknik. Tüm parmakların basısı aynı, bütün her şey aynı. Kabze kavramada da benim için en önemli olan şuradaki parmaklarımızın orta bölümünün hedefi göstermesi, hedefe doğru doğrulttuğumuzda hedefi göstermesi. Bu bizim arpacıyı düzgün doğru çekmemizi ve silah patladığında da buradaki basıncı, diyeyim, geri tepmeyi daha doğru bir şekilde absorbe etmemizi sağlıyor. Kabzeyi kavradıktan sonra geriye hedefe doğru silahı kaldırıp indirmek ve patlatmak. Bunda nefesi diyafram alıyoruz, göğüse almıyoruz. Göğüs şişmeyecek nefes alırken, sadece karnım şişecek şu şekilde. Sadece diyafram şişecek. Nefes alarak kaldırdım. Hedefin yukarısına ve hedefin üst kenar orta çizgisine doğru gelirken nefesimi veriyorum ve nefes verme işlemini orada bitiriyorum. Orada bitirirken de aynı zamanda şu işaret parmağımla oynadığım isnatı da alıyorum ve silaha baskıyı artırarak hedefin altına doğru yavaşça süzülüyorum. Gördüğünüz üzere orada bir isnat boşluk var patlamadan önce. Orayı hedefin üzerindeyken alıyoruz. Alt kenar orta noktasına geldiğimde artık gezim, arpacığım her türlü her yerden sağdan soldan yukarıdan aşağıdan eşit ve bana sadece tetiği çekmek kalıyor. Patlattıktan sonra da hemen böyle indirmiyorum. Çünkü patlama anını görmem lazım ve patladıktan sonrasında izlemem lazım ki bir hata yapıp yapmadığımı görebilmem için. Şimdi teknikleri anlattık. Puanlama sistemini anlatayım size. Müsabaka 1 saat 15 dakika sürüyor. Bu eleme müsabakası. Ve 1 saat 15 dakika içerisinde 60 tane atış yapmamız gerekiyor. Ve her atış en fazla 10 puandır. 60 atışın sonucunda ilk 8 belli olur. İlk 8 finale yükselir. Finalde de günümüzdeki kurallarda, eğer olimpiyatlarda da değişmezse bu kural geçerli olacak. Toplamda 24 atış yapılıyor. Ve 24. atışta da şampiyon belli oluyor. Bu sporun bana göre %80'i mental, %20'si diğerleri. Bunun içine silahın kalitesi, vücuttaki kondisyon, aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapabilirsiniz. Gayet iyi. Ve evet, altın madalya işte. İsmail Keneş altın madalyayı aldı. Ama o anki psikolojik duruşunuz, psikolojik düşünceniz, psikolojik ruh haliniz iyi değilse yarışmayı kesinlikle kazanamazsınız. Müsabakayı en iyi yöneten kazanır, en yetenekli olan değil. Representing Türkiye, İsmail Keneş.